Kağıt Sanatları Merkezi'ndeyiz ve Leon Buxton, Ateş Kuşu Balesi için Kostüm Tasarımı adlı eserine bakmaktayız. Asıl adı Lev Rosenberg olan ve Belarus'ta doğan Rus sanatçı Leon Bax, en çok Balerus için yaptığı sahne tasarımlarıyla ünlüdür. Balerus, menajer Serge Diaghilev tarafından 1909'da kurulmuş önemli bir dans topluluğuydu. 1910'larda ve 20'lerde önemli işbirlikleri yapmaktaydılar. Dans topluluğu 1913'te yılın Succès de Scandale, yani skandalla gelen başarısı olan Bahar Ayini'ni sahnelemişti. Eserin aykırı bestesi Igor Stravinsky'ye, modern koreografisi ise Vaslav Nijinsky'ye aitti. Ve Paris seyircisi gösteriyi izlediğinde hayretler içinde kalmıştı. Buradaki tasarım ise Buxton 1910'da Paris'te ilk gösterimini yapan Ateş Kuşu Balesi için hazırlamış olduğu bir kostüm. Sanırım Buxton Rus masallarından çıkmış bu büyülü karakterden o kadar etkilenmişti ki onun için birkaç kostüm tasarlamıştı. İşte 1913'e ait bu tasarım da onlardan biri. Resmin bitmiş haline bakınca bunun bir tasarım çiziminden çok karakterin görünüşünü ölümsüzleştirmek için hazırlanmış bir çizim olduğunu anlıyoruz. Bax kıvrımlı çizgileriyle ve gösterişli egzotik tarzıyla sembolizmle oldukça alakalı bir sanatçıydı. Karaktere verdiği epey stilize edilmiş olan poz ve kullandığı metal renkli boyalar da bunun bir göstergesi. Ateş kuşu eteğindeki sarı turuncu renklerdeki bezemeler ve desenler başlıkta da kullanılmış. Aynı şekilde kostümü süslemek için kullanılan tavus kuşu tüylerinde de bu desen sürdürülmüş. Resimdeki karakter sanki donmuş gibi ve resmin iki boyutluluğunda resim çerçevesinin içine sıkışmış gibi. Bu etki etekteki ateş kuşu deseniyle biraz kırılmaya çalışılmış. Bu desen Rus masallarından geliyor. Çünkü sanatçının ve balenin kökeni de aslında aynı. Buxton resimdeki iki boyutlu geometrik ve düz havayı dönemin avantgard akımı olan kübizmden etkilenerek yaratmış olduğunu da düşünebiliriz. 20. yüzyılın başlarından itibaren Paris'i ara sıra ziyaret eden Bax, 1912'de St. Petersburg'dan sürüldüğünde tamamen oraya yerleşmişti. Dönemin eleştirmenleri özellikle Buxton renkleri kullanış biçimine dikkat çekmişlerdi ve kullandığı renkleri tanımlarken çığlık çığlığa bağıran renkler ve renk cümbüşü gibi ifadeler kullanmışlardı. Aynı özellikleri barındıran bu çizimde salt bir dekorasyon olmanın yanı sıra modernizme geçiş sürecinde var olan cesur ve orijinal bir örnek.